Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem izleyicilerimiz, Allah'ın rahmeti, bereketi, fazileti üzerinize olsun diyerek programımızı başlatıyorum. Muhterem kardeşlerim, İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde İhsan Günaydın Hocam'ın önderliğinde Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Kur'an Kursu Külliyesini yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan sizlere birkaç örnek anlatmak istiyorum. Camimiz 1986 yılında 350 metrekare arsa üzerine 200 metrekare bir camimiz vardı. Bu camimiz 99 depreminde yıkılınca yeniden yapılması gerekliliğini gördük. Ve camimizin yeniden yapılması için aynı camiyi yapsak yeterli olmayacak. 200 metrekare cami. Nüfus çoğaldı, mahalle büyüdü. Gece kondular, 2 katlı, 3 katlı evler, 5-7 katlı evler oldu. Ne yapalım dedik? Camimizin etrafında daireler, binalar satın alarak etrafına açalım, arsa oluşturalım. Ondan sonra da camimizi büyütelim dedik. Allah'a hamdolsun. Siz değerli izleyicilerimizden gelen yardımlarla, dernek yönetimimizdeki arkadaşların çabalarıyla, mahalle sakinlerimizle, mahallemiz, muhtarımız, belediyemiz, efendim kaymakamlığımız, müftülüğümüzle birlikte yoğun bir çaba sarf ederek camimizin etrafında bulunan 10 adet binayı satın aldık, yıktık. 5 katlı, 7 katlı binalar satın aldık, yıktık. Camimize arsa tahsis ettik. Ve Diyanet Vakfı'na hibe yoluyla vermiş olduk. Bu arsalarımızda şu an çalışmalarımızı başlattık. Görüyorsunuz Büyükşehir Belediye'mizin kamyonları, harfiyat çalışmaları yapılıyor. Tabii daha önce çekilmiş fotoğraflar. Burada 2000 metrekare bir arsa oluşturduk. 2000 metrekare arsaya kocaman bir külliye şeklinde cami, Kur'an kursu, çocuklarımızın okuyabileceği sınıflar ve gençlerimizin takılabileceği sohbet odaları yapmak kaydıyla gençlerimizi camimizin etrafında toplayıp hocalarımızın güzel sohbetlerinden yararlanmayı sağlamak için bu çalışmaları sürdürüyoruz. Ekranda yönetmenim gösteriyor. 2000 metrekare bir alan oluşturduk. İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde. Şu an öyle zannedeyim, Kıbrıs Caddesi'nin görüntüsünü gösteriyor yönetmenim. Bu cadde üzerinde 2000 metrekarelik bir alan oluşturduk, arsa oluşturduk. Burada hanım kardeşlerimizin en çok Ramazanlarda ve vakit namazlarında sıkıntı çekiyorlardı. Namaz kılmaya yerleri yoktu, namaz kılmaya gidemiyorlardı. Bu kardeşlerimizin rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri, engelli kardeşlerimizin engel tanımadan ibadetlerini yapabilecekleri ve bununla birlikte camimizde yaşlılarımız, gençlerimizin, çocuklarımızın eğlenebilecekleri, takılabilecekleri, ibadetlerini yapabilecekleri rahat bir ortamı hazırlamanın gayreti ve çalışması içerisindeyiz. Bu vesileyle sizlerden yardımcı olmanızı istirham ediyorum. Çünkü bunu yaptığımız bu eser bizim değil, İhsan Hocam'ın değil, hepimiz. Sizlerin, Müslüman kardeşlerimizin ve inananların eseri olacak. Bunun için de Allah'ın evi, Beytullah'ın şubesi olan bu çalışmalarımıza sizlerden yardım bekliyorum. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu bizim, hep beraber yapacağız. Yani bu bir derneğin, bir İhsan Hoca'nın, bir Veysel Başkan'ın veya bir mahallenin gayretiyle olacak iş de değil. Çok burada emek var, çok iş var, yapılması gereken çok iş var. Tüm inanan kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim bu esere katkıda bulunacaksınız. Ve bizler, işte İhsan Hocam'ın biraz sonra güzel sohbetlerini bu ekranlarda dinlemiş olacağız. Bu sohbetlerden yararlanmış olacağız. Hep birlikte inşallah. Telefonda arkadaşımız bekliyor, Muhammed Tüfekçi kardeşimiz telefonun ucunda bekliyor. Sizlerden gelecek camimize yardım telefonları. Yine kafanıza takılan, sormak istediğiniz sorularınız varsa
Bu sorularınızı da canı gönülden bizlere sorabilirsiniz. Canlı yayın telefonlarımız 0212 224 8444 0532 336 27 80 no'lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii Facebook adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün Facebook adresinde paylaşmıştım. İhsan Günaydın Hocam. Bugün bizlere dört mezhebe göre seferlik ve hükümlerini, hani yolculuk yapıyoruz, yola gidiyoruz, ibadetimizi yapıyoruz, efendim oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz. İhsan Hocam burada A'dan Z'ye bize anlatacak ve bununla birlikte kafanıza takılan yine sorularınız olursa bizlere soracaksınız. Ama gelin kardeşlerim, hep beraber olalım. Bu külliyenin yapılmasına vesile olalım. Şu an bazı çalışmalarımız, yani bürokratik çalışmalardan dolayı yavaşlıyor. Çok hızlı bir şekilde çalışacağız. Çok hızlı bir şekilde bu eseri yapacağız inşallah. Sizlere hayırlı akşamlar derken sevgili İhsan Hocam'ın güzel sohbetine isterseniz başlayalım. Evet sevgili hocam. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, fazlı, lütfu, ihsanı, merhameti üzerinize, üzerimize olsun. Yüce Rabbim hanelerimize huzur ihsan eylesin. Allah her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanda birlik ve beraberliğimizi daim ve kaim eylesin. Yüce Rabbim sınırlarımızın ötesine huzurumuz için çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu gölgesi üzerimize düşmüş bulunan mübarek uç aylarımızı hayırlara vesile eylesin. Allah Celle Celaluhu Regaib gecemizi, Berat gecemizi, Miraç gecemizi, Kandil gecelerimizi hayra, kurtuluşa vesile eylesin. Allah Celle Celaluhu din, vatan, iman, Kur'an, hak ve hakikat uğruna şehit düşmüş olanları ki Çanakkale Savaşı'nın ölüm yıl dönümünde şehitlerimizin canlarını seve seve feda ettiği olayın yıl dönümlerindeyiz. Dinimiz, vatanımız, imanımız, kitabımız, Kur'an'ımız, hak ve hakikatımız için göğsünü düşmana siper edip Çanakkale geçilmez diyen, başörtüsü düşmez diyen, namus, iffet yere düşmez diyen, Kur'an-ı Kerim'e kirli elleriniz sürülemez diye canını seve seve feda edenleri Yüce Rabbim Resulü Zişan'a komşu eylesin. Allah vücutlarınıza sağlık, sıhhat, şifa ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i iki cihan mutluluğuyla aziz eylesin inşallah. Kardeşler, genelde biz sizlerden gelen soru, suallere bakarak sizlerle sohbetimizi dizayn ediyoruz. Gelen sorulara Veysel Başkanım arıyor, tarıyor, bakıyor. Sonra diyor ki bu hafta şundan bahsedelim, gelen sorular ağırlıklı olarak. İnsanlarımız bir yerden bir yere gidiyorlar. Hanefi'de seferilik, Şafii mezhebinde seferilik, Maliki mezhebinde, Hanbeli mezhebinde seferilik nelerdir? Hangi şartlarda seferi oluruz? Hangi şartlarda namazımızı kısaltır? Hangi şartlarda orucumuzu tutmayız? Hangi şartlarda? Bütün dört mezhepte izahatlarını yaparak inşallah bu geceki birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Zamanımız el verdiği ölçüde. Rabbim, Allah'ım, Mevlam öncelikle anlattıklarıyla amel etmeyi bize, sonra dinledikleriyle amel etmeyi size nasibu müyesser eylesin inşallah. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den ve Resul-ü Zişan'dan örneklerle izah etmeye çalışacağım inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Allah Celle Celaluhu Nisa suresi 101. ayette, 102. ayette buyuruyorlar ki, yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz namazı kısaltmanıza sizin için bir günah yoktur.
Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Yine Hazreti Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede ey Muhammed sen onların müminlerin arasına bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit onlara namaz kıldırmak üzere onların aralarına olduğun vakitte içlerinden bir kısmını yani orduyu ikiye ayır içlerinden bir kısmını arkana al namazlarını kılsınlar diğer kısmı ise mücadeleye mukateleye savaşmaya devam. Şöyle net anlatabileyim ki örnekleyerek anlatayım ki kafalarda soru işareti kalmasın. Hani bazıları diyor ya işte namaz falan filan ehemmiyetsizleştirme eğilimine girenler. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 101 ve 102'ye özellikle 102'ye bakmalarını istirham ederim. Şimdi ayet-i kerimeyi ben rahat anlatabilme adına örnekleyerek anlatayım. Hazreti Allah Celle Celaluhu, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ey Muhammed sen onların aralarına bulunup da onlara namaz kıldırmak adına şu şekilde yap buyuruyor Hazreti Allah. Orduyu ikiye böl, örnek söylüyorum 1000 kişi. Resulullah'ın arkasında savaşa gitti, Bedir Savaşı örnek. 1000 kişiyi ikiye ayır, 500 kişi bir tarafa, 500 kişi bir tarafa. 500 kişi savaşla devam ediyor, diğer 500 kişi abdest hazırlıklarını yapsın, sen önlerinde ol, namazı onlara kıldır. Ama Allah o kadar ayrıntılarıyla beyan ediyor ki, onlar arkanda namaz kılanlar silahlarını önlerine alsınlar, silahlarını önlerine alsınlar, silahlarını önlerine alsınlar. Niye? Silah arkada olursa gelir düşman oradan alır silahını, kendi silahlarınızla sizi öldürür Allah korusun. Allah buyuruyor ki silahlarını önlerine alın. Birinci rekatı kıldırdın. O birinci rekatı kıldırdıkların secde ile düğümlendikten sonra birinci rekatta onlar donsun gitsinler cepheye savaşa, diğerler gelsin seninle. İkinci rekatı kıldır onlara. Sonra onlar gitsin, ötekiler gelsin. İkinci rekatı kılsın. Allahu Ekber. Allah Allah. Anlatabiliyor muyum acaba? Namazdaki önem. Tedbirinizi alın diyor. Silahlarınızı ve eşyalarınızı yanınıza alın buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Şu halde namazın, namazdan kurtuluşun olmadığını Nisa suresi 101 ve 102. ayeti kerimelerde bakın. O halde kardeşler seferde namazlar 2 rekat mı 4 rekat mı kılınmalı? Gelin şimdi bunu anlatayım. 4 mezhebe göre Hanefi'de, Şafii'de, Hanbeli'de, Maliki'de 4 mezhebe göre anlatayım inşallah. Kardeşler İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebine göre namazı kısaltarak kılmak vaciptir. Misafirin namazı 2 rekat olarak kılması namazını tam kılması demektir. Tabii farzları, 4 rekat olan farzları. Bu seferilikten anlatmaya çalıştığım öğle namazı, ikindi namazı ve yatsı namazı. Niye? Sabah namazında zaten değişiklik yok. Akşam namazında da değişiklik yok. Niye? Akşam namazı 3 rekat. Onu 1,5 yapacak halin yok. Yine 3 kılacaksın. Sabah namazı 2 rekat zaten. Fazları diyorum. Zamanın var kılacaksın, kılmayacaksın. Onları anlatmaya çalışacağım inşallah. Şu halde delil olarak hepsinin delillerini de, kaynaklarını da vereyim ki aklınıza takılan hiçbir şey açık bir kapı bırakmayalım. Hazreti Ömer'den rivayet edilmiştir ki Hazreti Ömer seferde namazını 2 rekat kılması peygamberimizin ifadesiyle tam kılınmış namazdır diyor Allah Resulü. Yolcunun tam namazı 2 rekattır. Seferde 2 rekat kılınmalı. İmam-ı Azam Ebu Hanefi mezhebinin
bu noktadaki görüşlerinin izahını yapmaya çalışıyorum. Resulullah bütün yolculuklarını İbn Abbas anlatıyor. Kısaltarak iki rekat kılardı. Farzları iki rekata düşürürdü. Bu hususta İbn Abbas şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer sırasında evine dönünceye kadar namazlarını, farz namazları iki rekat kılıyordu. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte hac ettim buyuruyor. İki rekat kıldı. Hatta Mekke'de kaldığı 18 gün boyunca namazlarını yine iki rekat kıldı. Niye? Çünkü ne zaman dönüp ne zaman dönmeyeceği belli değildi. İki rekat kıldı. Biz seferiyiz, siz tam kılın dedi Resulullah. İbn Ömer radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferde bulunduk. O namazlarını iki rekat olarak kılıyordu. Resulullah'tan sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömerül Faruk ile seferde de bulundum. Onlar da farz olan dört rekat namazlarını iki rekat kılıyorlardı. Buhari ve Ebu Müslim'de Hazreti Ayşe'den rivayet edildikleri hadis şu şekildedir. Allah Resulü namazlarını, farz namazları kısaltarak kılıyordu. Ömer bin Hattab, aziz ve celil olan Allah'a, eğer kafirler size fenalık yapacağından korkarsanız dediği için mi kılacağız bu namazı yarım, yoksa nasıl yapacağız diye sorar Resulullah'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'ül Faruk'a, bu Allah'ın size ikramıdır. Allah'ın size ihsanıdır, ikramıdır. Dört rekatı iki rekat kılmak. Hanefi mezhebine göre dört olan farzları iki rekat kılmak daha çok sevaptır. Hanefi mezhebine göre. Şafii'yi de anlatacağım, Maliki'yi de anlatacağım, Hanbeli'yi de anlatacağım inşallah. Onun içindir ki Hanefi mezhebindeki kardeşlerim mümkün olduğu kadar namazlarını, farz olan namazlarını seferilik boyunca yolda ve seferi oldukları mekanda iki rekat kılmaları daha çok sevaptır. Şafii mezhebindeki kardeşlerim ve Hanbeli mezhebindeki kardeşlerimiz ise bu bir ruhsattır onlara, Şafii ve Hanbeli'ye göre. İster iki kılar, ister dört kılar. Ama Hanefi'nin, İmam Hanefi mezhebinde olanların dört rekat kılması dahanın yerine iki rekat kılması daha çok sevap. Hanefi'de olanların iki rekat kılması sevap. Şafii ve Hanbeli'de olanlar ister iki kılar, ister dört kılar. Burada ruhsat vardır. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber umreye gidiyorduk. Yolda bazen Resulullah iki kılıyordu. Demek bazen iki kılıyordu, bazen dört kılıyordu. Şafii de burayı almış. Hanbeli de burayı almış. Maliki de burayı almış. Hazreti Osman hilafeti sırasında sahabilerle uzun bir yola gittiğimizde namazı bazen tam, bazen de kısaltarak kılmıştır. Sahabiler, hiç kimse Hazreti Osman'a niçin böyle yaptın, sebebi nedir diye sormamıştır. Mezheplerin bu noktadaki farklı görüşlerinin delillerini izah etmeye çalışıyorum. Kardeşler, bu vesileyle bir şey söyleyeyim hem. Biz işte bu tür meseleleri, bu bilgileri rahatlıkla okutabileceğimiz, öğretebileceğimiz talebelerimiz olsun istiyoruz. Onlara sünneti anlatalım, onlara fıkhı anlatalım, onlara güzellikleri anlatalım. Onlara vatan, millet sevgisi, bayrak sevgisini anlatalım istiyoruz. Bu vesileyle Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Biz İstanbul'da bahçeli evlerde
Gerçekten samimi söylüyorum. Bakın sevgili yönetmenim gösteriyor. Şuraları hep yıktık. Allah Allah. Ne binalar yıkmışız ya. Ne binalar yıkmışız ya. 98 tane daire. İnsan bak şu bina yok. Bu bina yıkılma aşamasında. Yani bu bina bir ay önce içinde insanlar vardı ha. Bir ay önce, 20 gün önce şu binanın içinde insanlar vardı. Ama komple yıktık. Harfiyatını Büyükşehir Belediyesi ve Bahçeli Evler Belediyesi'nin ortaklaşa çalışmaları sonucu bir kısmını aldık. Sevgili başkanım teknik bilgileri size verir. Takriben 700 kamyon harfiyat aldık gönderdik. Ama 850 belki 900 kamyon daha bak şu büyük tırlardan ha. Şunlardan bir o kadar daha harfiyatımız olacak. Demire ihtiyacımız var. Betona ihtiyacımız var. Ayni ve nakdi yardıma ihtiyacımız var. Gerçekten Allah Celle Celaluhu, Allah için, lillah için, samimi söylüyorum yardıma ihtiyacımız var. 98 daire kardeşler ya, dile kolay ya, satın aldık, yıktık, yerlerini Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'na teslim eyledik. Diyanet İşleri Başkanlığı'na teslim eyledik ve Allah Celle Celaluhu, yardımlarınızı kabul eylesin, hayırlarınızı kabul eylesin. Allah Celle Celaluhu istek, arzu, dilek ve temennilerinizi kabul eylesin. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Samimi söylüyorum. Demire ihtiyacımız var. Ne olur hali vakti yerinde olan kardeşlerim. Gelin yarın cuma. Cuma'yı birlikte kılalım. Görün bakın. Gerçekten. Yani 98 tane daire satın almak. Dile kolay. Zor bir taşın altına elimizi değil, bütün vücudumuzu koyduk. Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah rızası için Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayır hasanatlarınızı makbul eylesin. Allah rızası istikametli bir ömrü ihsan eylesin. Gerçekten teknik ekipte görevli kardeşlerimle soruyorum. Diyorlar ki hocam 700 tır aldık, bir 800 tır daha harfiyat alacakmışız. 100 ton demir harcadık, 500 ton daha demir harcayacakmışız. Düşünebiliyor musunuz? Allah rızası için, Allah için bakın, samimi söylüyorum, 98 tane daire, dile kolay, İstanbul'da, bahçeli evlerde, cadde üzerinde, gerçekten kocaman devasa bir alanı, inşaat alanı yapma adına, cennette karşılığını alma adına, arsalarınızı cennette size sunmak adına, kazançlarınızı ebedi kılmak adına. Öyle ya, ölen insan öldüğünde her şeyi buraya kalıyor. Ama Allah için, Allah'ın evlerine yapılan yardımlar sayesinde dünya ve ukba zenginliği lütfeylesin Hazreti Allah. Sağlık sıhhat bahşeylesin Yüce Rabbim. Ne olur, samimi söylüyorum. Demire ihtiyacımız var. Epey bir miktar ihtiyacımız var. 400 ton daha demire, 500 ton daha demire ihtiyacımız var. Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnanın, çalışan ekipmanlara borcumuz var. Makinelere, iş makineleri alıyoruz, kiralıyoruz. Borcumuz var. Samimi söylüyorum, size borçlanarak, size itimat ederek, takdir edersiniz ki, camilerin avlularında ne toplayacaksın ki? Caminin zaten elektrik parası, su parası, amortisman parası, giderleri, şu su, bu su, temizlik, şu, bu falan. Ne kalacak da cami yapacaksınız? Cami yapmak için tek güvendiğimiz el sizin elinizdir. Sizleri bu noktada manevi açıdan, manevi güzelliklerinizle baş başa bırakıyor. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz inşallah. İhsan Hocam, Allah razı olsun. Bu anlatmış olduğunuz konuyla ilgili de bayağı sorular geliyor. O sorulara değerli izleyicilerimiz 3. bölümde alacağız. Yalnız sizin sormak istediğiniz sorulara İhsan Hocam zaten anlatacak. Bu sohbetin içerisinde anlatacak. Onun için şu an soru almıyoruz. Sorularımızı 3. bölümde... Zaten...
Zaten ben dört mezhebe göre seferiliği anlattık bittiğinde konu, inanıyorum ki bütün sorulabilecek suallere cevap vermiş olacağım. Cevap verilmiş olacak. Ben şununla bir ara yolda karşılaştım. İhsan Hocam, yolculuk yapıyoruz araçta. Tamam. Namaz kılacağız akşam namazında. Yaşlıca bir abi, sakallı makallı, dedik ki herhalde az çok bizden daha iyi bilgisi vardır. Namazı o kıldırsın, ona müsaade ettik. Hı hı. Abi dedi ki zaten ben de seferiyim dedi. Sefere kıldıracağım, seferiyim dedi. Dedim ki ne fark eder akşam namazı, 3 rekat kılacağız ne olursa, farzını kılacağız. Allahu Ekber, 2. rekatta selam verdi. Sağına selam, soluna selam. Biz kalktık, namazımızı devam ettik, bitirdik ama cemaat başladı, bu olmadı. Sen yeniden kıldıracaksın. Tekrarladık namazı. Yani bu da olabiliyor değerli izleyicilerimiz. Yani şunu yapmakta fayda var. Ehil olanın kıldırması. Bununla birlikte bu sohbette İhsan Hocam'ı dinlersek programın sonuna kadar, inşallah ben birçok sorumuzu gidermiş olacağımızı, zaman zaman sürekli yanımızda olmasına rağmen bizim dahi İhsan Hocam'dan öğrendiklerimizle bazı yanlışlıklarımızı düzelttiğimiz oluyor. Bunun için özellikle izlemenizi istirham edeceğim. Bu arada yardım telefonlarını bekliyoruz. Değerli kardeşlerim, bakın samimiyetimle söylüyorum. Şunu bilmenizi özellikle isterim. Allah'tan istiyoruz. Allah'ın evi için de siz değerli kardeşlerimden istiyoruz. Geçen hafta bir kardeşimize bayağı bir yüklü ödeme yapacağız. Dedim ki para yok. Bir haftalık süremiz var. Sen dua et. Biz dua edelim. Allah nasip ederse borcumuzu ödeyelim. Ama böyle espri yapıyoruz. Bu zamana kadar hiçbir kimse gününden, günü gelmeden, gününden önce alacağını almıştır. Biz de borçlu kalmamışızdır. Borç alırız ama borcumuzu gününden önce öderiz. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. O arkadaşımıza böyle bir espri yaptık. Dedik para yok, dua et dedik. Biz de dua edelim. Allah bize verecek, biz de sana vereceğiz. Allah bize sevdiği bir kulunu gönderdi. Hani Mevlana'nın sözü mü hocam? Şu yaman ellerde bize gülen var, kim ne derse desin bizi bilen var diye. Esra Albayrak hanımefendi geldiler. Bizim o kardeşimizin tam böyle açıkta kalan miktarı kadar bize yardımcı oldular. Allah kendilerinden razı olsun. Amin, amin. Buradan çok teşekkür ediyorum. Amin. Hürmet sevgilerimi iletiyorum kendilerine, ailesine. Bununla birlikte bu kardeşimiz bugün yine geldi. Başka eşinden, dostundan 3-5 kuruş toplamış, tekrar yardım getirdi bize. Allah razı olsun. İşte Esra Hanım gibi olmak var. Yani sadece kendi cebimizden, kendi imkanımızdan verdiğimizi değil, eşten, dosttan da toplayabilir. Kendi imkanımız olmayabilir ama bir eşimize, dostumuza bunu söyleyebiliriz. Bakın falan yerde böyle bir çalışma var. Gelin görün, yani burada görmek lazım, çalışmayı görmek lazım, yerinde görmek lazım. Bahçeli Evler Müftülüğümüzden, Bahçeli Evler Belediyemizden, efendim Bahçeli Evler Kaymakamlığımızdan bizim bu çalışmalarımızla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Yani hepsi haberdar, hep beraber yürütüyoruz bu projeyi. Güzel bir proje. İnşallah bittiğinde böyle inşaat sahası olmayacak da çok güzel bir külliye olacak. Bu eserde özellikle sizlerin yardımlarınızı bekliyoruz. Orada bir tane binamız vardı. O bizi bir 3 ay çalışmamızı oyaladı ama Bahçeli Evler gibi bir semtin Kıbrıs Caddesi üzerinden 7 katlı binayı satın alıyorsunuz. Kolay bir şey değil. Allah'a hamdolsun. Aldık, yıktık camimizi, arsa oluşturduk. Bahçe olacak. Caminin, külliyenin içerisinde bir bahçe oluşacak. Bu eserde samimi olarak, sizin samimiyetlerinize inanarak, samimi şu an bize bu televizyonda, bu ekranlarda izliyorsunuz, samimi bakışlarınıza güvenerek
Biz borçlanıyoruz. Yani sizin bu Allah rızası için yapmış olduğunuz ve samimiyetinize emin olduğum için söylüyorum. Borçlanıyorum. Hiç sıkıntı yok. Kendim için 10.000 lira borçlanamam ha. Kendim için borçlanamam ama Allah'ın evi için bu yapmış olduğumuz külliye için bir günde 1.000.000 da olsa borçlanırım. Ama samimiyetimle sizler yardımcı oluyorsunuz. Bu borçlar ödeniyor. Görüyorsunuz Büyükşehir Belediye'mizin kamyonlara harfiyat çalışmaları var. İhsan Hocam siz biraz önce eksik söylediniz. 1200 küsür kamyon daha alınacak harfiyatlar. Allahu Ekber. 600 küsür alınmıştı. 150 kamyon tekrar alındı. 1200 kamyon harfiyat tekrar alınacak. Ve de çünkü eser yapıyorsunuz. Güzel bir eser yapıyorsunuz. Hocama da çok dua edin. Hocamın sağlığında bu işi bitirelim. Hocam olmasa biraz zorlanırız. Yani hocama da dua edin, bize de dua edin. Allah rızası için. Biz bu vesileyle bizzat camimize kadar gelip, telefon açıp, yine Gümüş İnşaat'tan Beyhan Bey, İhsan Hocam aradılar. Rahmetli babası Zeki Gümüş için bir tır demir gönderiyor. Allah-u Ekber. Allah razı olsun. Tamam. Talimat verilmiş. Haftaya demirimiz gelecek inşallah. Tamam. Elhamdülillah. Beyhan Bey'e de babasına, tüm ölmüşlerine ve tüm ölmüşlerimize programımızın sonunda inşallah İhsan Hocam bol bol dua edeceğiz. Allah razı olsun. Değerli kardeşlerim. Allah yapmış, yapacak olduğunuz hayırlarınızı kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. İnşallah. Ve Allah eksikliğini size hissettirmeden, vermiş olduklarınızın eksikliğini hissettirmeden sizlere kat kat fazlasını vermeyi nasip eylesin inşallah diyorum. Sözü İhsan Hocama bırakıyorum. Evet, Allah razı olsun. Gerçekten çok sevindim. Bu bir tır demiri şimdi duydum. Ama İhsan Başkanım, 1200 tırdan bahsettiniz harfiyatı. Harfiyat, evet. Şimdiden sonra. Evet, evet, evet. Allahu Akbar. Evet. Allah Allah. Tabii teknik konuları ben o kadar bilmiyorum. Bakın kardeşler. 750 kamyon alındı. Gitti, 800 tır gitti. Yani yaklaşık 2000 tır harfiyat alacağız. Anlatabiliyor muyuz acaba yapmayı düşündüğümüz eserin devasa oluşunun izahını anlatabiliyor muyuz acaba? Allah rızası için, İstanbul için, ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için dualarınızı, hayırlarınızı, yardımlarınızı bekliyoruz gerçekten. Kardeşler ben kaldığım noktadan devam edeyim mi? Seferi de sünnetler ne olmalı? Hocam seferiyiz, sünnetleri ne yapacağız? Ulema 5 vakit sünnetlerinden başka nafile namazların da seferde kılınabileceğini, seferdesin, evdesin, misafirliktesin, oturuyorsun, zamanın var, sünnetleri kılabilirsin. Akşam namazının peşinden evvabil kılabilirsin. Sabah güneş doğduktan sonra işrak namazı, duha namazı kılabilirsin. Daha önce kılamadığın namazlardan kaza namazı olarak kılabilirsin. Ama yoldasın, gidiyorsun, otobüste gidiyorsun. Birazcık mola verdi otobüs. Olur da zaman noktasında darlanabilirsin. Lavaboya ihtiyacın var, yeme içme ihtiyacın var ise, zaman noktasında darlığın varsa, o zaman ikindinin sünnetini terk edebilirsin. Yatsının sünnetini terk edebilirsin seferilikte. Çok ama çok ama çok zamanın dar. Öğlenin sünnetini de terk edebilirsin. Çok zamanım dar hocam. Hemen kalkacak otobüs. Ama kendi arabanla gidiyorsun. Tesislerde durdun. Bir mola yerinde durdun. Abdeste, namazda zamanı kendin ayarlıyorsun. O zaman kılabilirsen kıl. Sevaptır, faziletlidir. Ebu Hanife, İmam Ahmet, Şafii, İmam Şafii, yani
bu büyük hocalarımız sünnetlerin kılınabileceği kanaatindedir seferilikte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yolculuk yapan sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri terk etmediklerini de görmüşler. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada Efendimiz'e yakın olmak. Zaten bizim kıldığımız sünnet namazlar, kılmamız gereken farz namazların yerine de, kılamadığımız farz namazların yerine kaza olarak da Allah'ın lütfuyla geçer inşallah. O halde İmam Malik radıyallahu anh'a göre, Maliki mezhebine göre olan her seferde kısaltmak, yani dörtleri iki kılmak caizdir. Orucu da yiyebilirler. Bu Hanefi mezhebinde de böyle zaten. İmam Servi radıyallahu anh'den İmam Hanefi'ye göre ise namazı kısaltması gerekiyor. Yapılan sefer ister mubah olsun, ister ticaret olsun, ister alışveriş olsun, ister ziyaret olsun, ister gezmeye olsun, ister bir cenazeyi götürme amaçlı olsun. Değil mi ki yolculuktasın, seferisin. Seferiysen Hanefi'ye göre namazları dörtken iki kılabilirsin. O halde kardeşler, tartışmaların bir kişinin bir saatte alacağı yol, şimdi Şafii mezhebinde seferiliğin kilometresi farklıdır. Hanefi mezhebinde farklı, Maliki de farklı. Hanefi mezhebine göre 90 kilometre ama Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebine göre kilometre 80 kilometre. Yani 16 fersah alıyor. Hanefi 21 fersahı alıyor. O halde kardeşler, Hanefi mezhebinde olan kardeşlerim, ister yaya, ister uçakla, ister trenle, ister gemiyle, ister arabayla, ister at sırtında, hangi vasıta ile olursa olsun, 90 kilometreyi aşacaklarsa, işte bu aşmaları sonucunda gitmeye niyetlendikleri yerden ötürü bunlar seferidir. Bir şey daha söyleyeyim. Diğer üç mezhep, Şafii, Hanbeli ve Maliki'ye göre 80 kilometre. Ama burada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Seferiliğe çıkarken 90 kilometreyi geçtikten sonra seferiliğimiz başlamıyor. Ya kariyemizden, bölgemizden, beldemizden çıktığımız anda seferiliğimiz başlıyor. Örnekleyerek anlatayım, daha güzel anlaşılsın. Biz şu anda Şişli'den yayın yapıyoruz. Arkadaşlarla beraber diyelim ki programdan sonra, şu anda zaten yatsıyı kılmadık. Diyelim ki program bitti, örnek olarak söylüyorum. Bir arkadaşınız bizi aradı, dedi ki İhsan hocam bize gel, şu kadar para vereceğim dedi. Örnek. Biz de başkanımla ve dernekteki arkadaşlarla beraber altta arabamızı atladık. Örnek olarak bir yer söyleyeyim. Diyelim Kocaeli'ne, Adapazarı'na, Sakarya'ya gideceğiz. Edirne'ye, Keşan'a, Malkara'ya, İpsala'ya, Tekirdağ'a gideceğiz. Örnek söylüyorum. Bütün bunlar bizim için 90 kilometreden fazla mı? Fazla. Peki biz 90 kilometreyi gittikten sonra mı yatsıyı, seferi kılacağız? Yoksa Şişli'yi çıktık. Az ileride Şişli'yi çıktıktan sonra İstanbul'un hudutlarını bitirmeden 10 kilometre, 15 kilometre gittik, namaz kılacağız. Seferimiz, seferiyiz. Niye? 90 kilometreyi geçeceğiz ama bölgemizden, beldemizden, kariyemizden, oturduğumuz yerden ayrıldık. Bunları açarak anlatacağım. Bir ara, aradan sonra beraberiz ama Allah rızası için yardımlarınızı, yardım telefonlarınızı bekliyoruz. Evet, muhterem kardeşlerim, kazancınız bereketli, ibadetleriniz makbul, dualarınız kabul olsun diyerek
İhsan Günaydın hocamla olan Rahmet Esintilere programımızı başlatıyorum. Yine biz kısa bir süre açılışı yaptıktan sonra İhsan hocamın güzel sohbetiyle buradaki sohbetimize devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu program İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Kur'an Kursu Külliyesi'ne yardım amaçlı yapılmaktadır. Bu vesileyle sizlerden imkanlarınız dahilinde yardımlarınızı bekliyorum. Bakın Allah razı olsun. Gümüş İnşaat Beyhan Bey, babam için dua edin diyor. Ya nasıl edilmez, nasıl edilmez? Yani siz var olan imkanı dahilinde verir, yok olan az da olsa verir veya vermek istiyorum diye bizim telefon açarsa biz ona nasıl dua etmeyiz? Yine Esra hanımefendi biraz önce de anlattım, bakın Allah razı olsun. Gerçekten sıkıntımızı giderdi. Biz zaman zaman caminin içerisinde cemaat ediyoruz ki ya cemaat, arkadaşlar, değerli kardeşlerim, mahalle sakinlerimiz. Yani bize borç verin diyoruz, borç para verin. Yani şu ihtiyacımızı giderelim ki hiçbir alacaklı, yani ödeme yapmamız gereken kişiyi kapıdan boş geri çevirmeyelim diyoruz. Ve Esra hanımefendi de Allah razı olsun, bizlere böyle dar bir ortamda demir parası vermemiz gerekiyordu. Böyle bir dar ortamda getirdi, bizlere yardımcı oldu. Allah kendilerinden razı olsun. Ha ikisi mi? Hayır. Bir sürü yine sizler değerli izleyicilerimiz, yardım yapan kardeşlerim var. Biraz sonra 3. bölümde onların da isimlerinden bahsedeceğim, isimlerini zikredeceğim bu ekranlarda. Bu külliye burada, inanın benim çocuklarım da büyüdü. Artık hocalık yapacak konuma geldiler. Buradaki hocamın çocukları da büyüdü. Ama geriden gelen nesil, gençlik, imanlı nesil, işte bugün Suriye'de destan yazan, Çanakkale'de destan yazan nesil, bu nesil için, bu neslin evlatlarını yetiştirmek ve eğitmek için çalışıyoruz. Gayretimiz bu, çabamız bu. Onun için de istirham ediyorum Allah rızası için. Benim şahsım için veren bir kuruş vermesin. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yani şahsımız için veren bir kuruş vermesin. Allah-u Teala Tevbe suresi 18. ayette der ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler verir. Bakın Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder buyurmaktadır. Yani burada gerçekten bunu yaşıyoruz. Namaz kılmıyor vatandaş. Ama imanlı, gelip yardımcı oluyor. Allah'a inanıyor, Allah'tan başkasından korkmuyor ve de yardımcı oluyor. Allah o kardeşlerimizin ve hepinizden razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, bizler vesile olmaya çalışıyoruz. Bu Kaçkar Televizyonu'nun sahipleri, Allah bol hayırlı kazançlar nasip eylesin kendilerine. Yine ölmüşlerine rahmet eylesin. Bizleri sizlerle buluşturuyor. Bizleri sizlerle bir araya getiriyor. Onun için biz diyoruz ki acil olarak demir kereste betona ihtiyacımız var. Demir kereste betona ihtiyacımız var. Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah'ı seven siz din kardeşlerimizden Allah'ın evi, Beytullah'ın şubesi olan camimizde yardımlarınızı bekliyoruz. Muhammed kardeşim telefonun ucunda telefonlarınızı bekliyor. İhsan hocam da şu an telefonun başında, sizlerden gelecek telefona orada cevap verebilir. Hocamla görüşebilirsiniz. Bizim burada İsmail Dağçı, jeoloji mühendisi kendisi, likit zemin mühendisi. İsmail kardeşimiz şu anda bile bir miktar para getirdi, bana verdi. Camimiz için verdi tabii, camide yardım olarak verdi. Allah kendilerinden razı olsun. İki programımızın sponsorluğunu yapıyor İsmail kardeşimiz. Bizden 3-5 kuruş alıyor, onu da yine program sayesinde bize, camimize geri iade ediyor. İsmail kardeşimizi o vesileyle ekranlarımıza davet ettik.
Şimdi İsmail Bey bize neler yaptığını yönetmenim ekranlarda da gösterdi. Bayağı bir çalışmamız oldu. Aşağı yukarı 2000 metrekare bir alana 12 metre derinliğinde fırak kazık evet. çalışması yaptık. Tabii bunun betonu, demiri vesairesi devam etti. Ya İsmail Bey, firmanızda ne işler yapıyorsunuz da başlayalım. Bir soru sorayım size böyle. Hocam biz firmamızda zemin etüt işleri yapıyoruz. Bir de zemin iyileştirme işleri yapıyoruz. Zemin etütü nedir derseniz, biz zemin etütü 3 aşamada yapıyoruz. Birinci aşamada arazi çalışması, ikinci aşama laboratuvar çalışması, üçüncü aşama ise arazi ve laboratuvar elde ettiğimiz verileri rapor haline getirip müşterilerimize teslim ediyoruz. Şu anki görüntü... mini kazık. Fora kazık. Evet, bu mini kazık. Evet. 45 santimde küçük olunca mini kazık, 45 santim üzeri olunca fora kazık oluyor hocam. Bizim camimizin zemin etüdü yapılacak. Birkaç yerden fiyat aldık. Tabii almamız gerekiyor. Uygun olanı, bir de tecrübeli olanı tercih etmemiz gerekiyor. Değerli izleyicilerimiz, gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Bize ulaştığınızda İsmail Bey'e ulaşırsınız. Birçok yer 12 bin artı KDV, 10 bin lira artı KDV, 15 bin artı KDV'ye bu işi yaparken İsmail Bey zemin etüdünü bizim 2 bin lira KDV dahil yaptı. Doğru mu? Doğru hocam. Allah razı olsun. Allah yetiştirenlerden razı olsun. Ölmüşlerine ve ölmüşlerimize rahmet eylesin. İnşallah. Allah razı olsun. Zemin etüdü deyince aklımıza ne geliyor? Hocam zemin etüdü yeni yapılacak bir binanın temeline oturacağı alanın sağlam mı sağlam değil mi onun etüdünü yapmak demektir hocam. Bu etüdü yaparken de biz önce arazi çalışması yapıyoruz. Arazi çalışmasında sondaj çalışması. Sondajda yer altının tabakaların kalınlıklarını, cinsini, sert mi yumuşak mı onu öğreniyoruz. Yer altı su seviyesini öğreniyoruz. Katmanlar. Evet katmanlar. Benim oğlanda coğrafya öğretmenliği okudu. Ondan az buçuk bilgimiz var. Evet. Şimdi hocam izin verirseniz İsmail Bey'e şöyle bir soru sorayım. Bizim caminin biliyorsun altında güzel bir su var. Oradan yer atıyor, evet. İyi bir su akıyor. O suyun bizim camide bir zararı olma durumu var mı? Sizin temel o derinliği çok derin olmadığı için etkilemiyor da. Ama etkilerse de dahi ona önlem alınarak zemin iyileştirmesi yapılarak yine yapılır. Yani suyun içine bile inşaat yapılır, yapı yapılır. Yani denizin üzerine dahi diyorsun. Yapı yapılır. Bina yapılır diyorsun. Evet, hiçbir şey de olmaz. Yeter ki önlem alınsın hocam. Bir zemin iyileştirme diyorsun herhalde bana da. Evet hocam. Zemin iyileştirme. Evet. Allah razı olsun sevgili kardeşim. Yine İhsan Hocam'ın programına, sohbetine devam edelim. Ondan sonra yine sen konuşmak istediğin konu olursa tamam konuşuruz inşallah. Evet sevgili İhsan Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin. Bu arada aramıza yeni katılan İsmail kardeşimize hoş geldiniz diyoruz. İsmail kardeşimiz gerçekten inşaat yapacak olanlar için bulunmaz bir fırsat. Güvenilir, sağlam, işini güzel yapan, dini bütün, sözünün eri, temiz bir kardeşimiz. Bize yardımcı oldular. Biz de kendisinden memnunuz, samimi söylüyorum. Allah için memnunuz. Çünkü orijinal bir Elazığlı yani böyle. Saf, katkısız, katışıksız. Buradan Elazığ'a kucak dolusu selam olsun inşallah. Allah hayırlı işler yapan kardeşlerimi ilelebet muvaffak eylesin inşallah. Kardeşler, dört mezhebe göre seferiliği anlatıyordum. Ama bu arada sizlerden yardım noktasındaki telefonlarınızı da bekliyoruz. Dört mezhebe göre seferilikte İmam Şafii'de, İmam Hanbeli'de, İmam Malik'te, İmam Hanefi'de farklı farklı görüşleri anlatmaya çalışıyordum. Şafii'lerde 80 kilometrelik mesafeye çıkan kardeşlerim seferi sayılıyor. Hanefi'lerde 90 kilometre olursa seferi sayılıyor. Hanefilere göre namazın kısaltılabilmesi için 90 kilometrelik bir mesafe
Hanefi'yi geçmeye karar vermemiz lazım Hanefilere göre. Bu vesileyle günde 30 kilometre, 3 günde 90 kilometre, 3 günlük bir yol, ortalama 90 kilometre bir mesafeyi baz alıyor Hanefi. Delilleri ise mestin üzerine mes müddeti 3 gündür noktasındaki delili almış Hanefi mezhebine göre, Şafii mezhebine göre, Maliki mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre ise onlar 82 kilometre ile bu işi sınırlandırıyorlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh'a göre namazın kısaltılabilmesi için seferiliğin en az 3 gün olması lazım. O bazı, o görüşü alıyor İmam Hanefi. Hanefilerin çoğunluğunun kabulüne göre yolculuk orta bir yürüyüşle 3 günde bir mesafeden ibarettir. Buna göre 3 konak veya 3 merhale denilir ki bir kişinin günde ancak 6 saat yürüyebileceğini baz alıyorlar. 6 5'in 30, 30 kilometre, 3 30'un 90, 90 kilometreyi baz alıyorlar Hanefi mezhebine göre. Peki sözün burasında kaç gün kalınacaksa seferi imkanlarından yararlanılabilir mezheplere göre. Hanefi mezhebine göre 15 gün bir yere kalınacaksa insan seferidir. Yoldaki seferiliğin haricinde bir insan, örnek olarak ben kendimden bahsedeyim, buradan bu akşam çıktım, örnek olarak söylüyorum, Amasya'ya bir arkadaşıma gittim, 14 gün kalacağım Amasya'da, o 14 gün içerisinde ben seferiyim. Ama 16 gün kalacaksam seferili değilim, mukimim, yerliyim, oranın yerlisi oluyorum. Şafii'ye göre 4 gün. Şafii mezhebindeki kardeşlerim gittikleri yerlerde 4 gün kalacaklarsa seferidirler, 4 günden fazla kalacaklarsa seferi değiller. Hanefi mezhebindeki kardeşlerim 15 günden fazla kalacaklarsa seferi değildir, 15 günden az kalacaksa seferidir. Maliki mezhebine göre 4 gün. Maliki mezhebindeki kardeşlerimiz 4 günden az kalacaklarsa seferidirler, 4 günden fazla kalacaklarsa seferi değildir. Hanbeli mezhebine göre 21 vakit, 22 vakit. Yani günde 5 vakit namaz, 4-5'in 20, 4 vakitli de Hanbeli alıyorlar. Şu halde Hanefi mezhebi 15 gün, diğer 3 mezhep 4 günü baz alıyorlar seferi olabilmeleri için. Seferiliğin hükümlerine gelince, yolculara bir takım kolaylıklar, ruhsatlar geliştirilmiştir. Ramazan ayında oruçla alakalı, gidiş gelişte namazla alakalı, yolculukta 4 vakit, 4 rekatlı farz namazları 2 rekata düşürme ruhsatı verilmiştir. Hanefi mezhebine göre 4'lerin 2 kılınması lazım. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebindeki kardeşlerim ise ister 2 ister 4 kılabilirler. Ashab-ı kiramdan Yala bin Umeyye Hazreti Ömer'e şöyle demiştir. Biz neden farzları kısaltarak kılıyoruz? Halbuki güven içerisindeyiz yolda. Güven içerisine gidiyoruz. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, ben de aynı soruyu Resulullah'a sormuştum. Resulullah bana buyurmuştu ki, bu Allah'ın size verdiği bir bağıştır, lütuftur, ihsandır. Bunu kabul etmek lazım. Müslim'de de böyle, Tirmizi'de de böyle. Tamam? O halde kardeşler, seferilik ve hükümlerine devam edeceğim. Ama sizden Allah rızası için Allah'ın evlerini ancak Allah'ı sevenler yapar. Allah'ın evlerini ancak Allah ve Resulüne gönülden bağlı, muhabbetli insanlar yapar. Bazen öyle duygulanıyorum ki gerçekten. Bakıyorsun adam bir emekli maaşı var veya hanımefendi. Emekli maaşından veya merdiven temizleyip de bize para gönderen var ha. İnanır mısınız ya? Ey hali vakti yerinde olan kardeşler, ne olursunuz ya? Demire ihtiyacımız var. Demir için hesap numaralarımızı telefonumuzdan alın. Gerçekten veya ilgili numaralarımızı arayın, size yardımcı olalım.
bak şu gördüğünüz binaları yıktık. Sağ olsun İsmail kardeşim de bize büyük katkısı oldu, faydası oldu. Buraları yıktık, aldık, götürdük. Ben 800 kamyonluk daha bir harfiyatımızın olabileceğini tahmin ediyordum ama Veysel Başkanım dedi ki 1200 tır, 1200 kamyon yani daha harfiyat alacakmışız. Allah için yardıma ihtiyacımız var. Demire ihtiyacımız var, betona ihtiyacımız var. Gerçekten çalıştırdığımız makinelerin sahiplerine mazot yakıyorlar sonuçta. İhtiyacımız var gerçekten. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah Celle Celaluhu yardımlarınızı kabul eylesin. Allah dünya ve ukba saadeti lütfeylesin. Allah güzel vatanımızı her çeşit tehlikelerden muhafaza eylesin. Bakın sevgili kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Allah için bir şey anlatayım mı size? Lillah için bir şey anlatayım mı size? Yavrularımızı güzel yetiştirmeliyiz. Yavrularımızın iyi yetiştirilmesi için cami ve Kur'an kurslarına önem vermeliyiz. Cami ve Kur'an kurslarındaki hoca kardeşlerimin imanlı, irfanlı, bilgili, kültürlü olmaları lazım. Samimiyetimle söylüyorum. Son aldığımız haberlere göre birçoklarınızın da bilgisi vardır diye düşünüyorum. Mehmetçiğimi, askerimi Afrin'de şehit eden şerefsizlerin bir hilesinden bahsedeyim mi size? Kur'an-ı Kerim, yerde bir Kur'an-ı Kerim görüyor Mehmetçiğim. Kur'an-ı Kerim, hürmete layık. Kur'an-ı Kerim baş üstüne layık. Kur'an-ı Kerim'i alıp öpüp başının üzerine koyayım derken şerefsiz, hain, kelime bulamıyorum. Satılmış köpekler Kur'an-ı Kerim'in içerisine el bombası koyarak onu buradan Türk askeri, Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli milletimin askeri mutlaka kaldırır. Meğer mayınla, gizli bombayla onu kundaklıyor, askerimi şehit ediyor. Anlatabiliyor muyum acaba? Sözde İslam adına yapıyor o şerefsizler. Sözde İslam adına yapıyorlar. Anneler, babalar, Allah için, lillah için gerçekten. Yavrularımızı güzel yetiştirmeliyiz. İslam'la, Kur'an'la dopdolu, ilimle müzeyyen kılınmalı. Yoksa yavrularımız elimizden çıkar. Vallahi bak yemin ediyorum gün geçmiyor ki bana günde bir sürü telefon gelir. Hocam ağlıyor kadın. Dün birisi aradı. Bir başka kanalda, televizyonda. Aradı dedi ki hocam seninle biraz görüşebilir miyim? Buyurun dedim. Program bitsin görüşürüz. Programdan sonra aradı. Kadın ağlıyor. Hocam dedi, oğlum bir kamu kuruluşunda çok yüksek maaşla çalışıyordu. Ama madde bağımlısı oldu. Bir takım zıkkımlar içmeye başladı. İşinden oldu. Evliydi, eşinden oldu. Çocuklarından ayrıldı. Şimdi diyor ayakkabı boyacılığı öteye beriye yapıyor. Eşinden ayrıldı, işinden ayrıldı, yuvasından ayrıldı, huzursuzum. Sabaha kadar uykum yok, ben ne yapayım? Biz yavrularımızı sevgiyle, biz yavrularımızı bilimle, ilimle, Kur'an'la, Muhammedi Nur'la yetiştirmeliyiz. Onun için size yalvarıyoruz. Yavrularımızı başkaları kapmasın. Yavrularımız başka başka mihenklerin, başka başka odakların, başka başka kirli emellerin oyuncakları olmasın diye. İnşallah. Yavrularımızı dini mübini İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, ehli sünnetle, Resulullah'la dopdolu, helalı haramı bilen, mahremine mahremi bilen, bilgilerle müzeyyen olan, Resulullah'ın yolunun yolcusu olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürüyen nesiller yetiştirelim. Onun için yalvarıyoruz size.
yavrularımıza sahip çıkacağız. Gençler bizim geleceğimizdir. Gençler bizim istikbalimizdir. Camilerde genç neslin devamı camilerin en güzeli olanıdır. Allah için sizlerden, lillah için sizlerden yardım bekliyoruz. Gençlerimize sahip çıkacağız. Yavrularımızı geleceğe hazırlayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah için, lillah için demire, betona, ayni ve nakdi yardıma ihtiyacımız var. Telefonlarınızı bekliyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Cami inşaatımızın çevresinde yolların ve binaların güvenliği için 180 adet, Allah Allah, şuna bakar mısınız? Bak, sevgili kardeşim, İsmail kardeşim, Allah razı olsun, çok güzel bir bilgi verdi bana. Allah cennette Resulullah'a komşu eylesin. Cami inşaatımızın çevresindeki yolların ve binaların güvenliği için 180 adet 12 metre boyunda fore kazık yaptık. Oy anam. Bir Allah metre şahit, genişliğinde, bir metre genişliğinde. Allah şahit, ben bunu bilmiyordum. Yani fore kazık yapıldığını biliyordum. 180 adet ve 1100 metre küp beton. 1100 metre küp beton, 95 ton demir. Sadece buna gitti. Fore kazık. Sadece buraya gitti. Bakın şu bilgiye. Varın yapmayı düşündüğümüz eserin boyutlarını, ebatını, devasalığını siz düşünün. Cami inşaatımızın çevresindeki yolların ve binaların güvenliği için 180 adet 12 metre boyunda fore kazık çaktık, yaptık. İsmail kardeşimiz yaptı bunu. Güvenilir, sağlam, sadık bir şekilde yaptı. Bu vesileyle bu denli noktalarda ihtiyacı olan kardeşlerimiz bizim telefonlarımıza ulaştığınızda biz bu kardeşimizi sizinle buluştururuz. Evelallah, Allah için. Çünkü 1100 metre küp beton, 95 ton demir, 95 ton demir buraya gitti. Cami inşaatımızın çevresindeki yolların ve binaların güvenliği için 180 adet 12 metre boyunda, 12 metre boyunda fore kazık. Allah Allah. Ben bu bilgilerin bu denli olduğunu, yani fore kazık çaktığımızı biliyordum ama bu kadar devasa işin yapıldığını teknik olarak bilmiyordum. Ben bu notları, bu bende kalsın. Ben bunu başka televizyonlarda kullanacağım inşallah. Tekrar ediyorum, ehemmiyetine binaen cami inşaatımızın çevresindeki yolların ve binaların güvenliği için 180 adet 12 metre boyunda fore kazık yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Allah yaptığımız eserin büyüklüğünü bitirmeyi nasip eylesin. 1100 metre beton, 1100 metre küp beton, 95 ton demir. Şimdi anladım. Veysel Başkan dedi ya, ben biliyordum 7-800 tır daha harfiyatımız var. 1200 tır daha varmış. %50 daha fazla. Hadi kardeşler, Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. İhsan Hocam, dün betoncu kardeşimiz arıyor. Tabii bu son kazık çalışmalarına beton da geliyor, alınıyor. Diyor ki Veysel Başkan, hani bilgi vermek istedim. Hayırdır, niye bilgi vermek istedim? Beton metre küpü 195 lira olmuş. 150 liraydı. Yani biz bir ay önce, bir buçuk, iki ay önce kullandığımızda 150 liraydı. 195 lira olmuş. Demir yine biz başladığımız zaman 2300-2400 lira civarlarındaydı. Şu an 2800 gibi rakamları aştı. Yani değerli izleyicilerimiz, yani bu ihtiyaç var. İhtiyaca göre de, yani ihtiyaç var. Elimizde o imkanımız yok. Onun için yardım yapacak kardeşlerimiz aynı zamanda 3 kilo 5 kilo fazla olsun diye veya 3 ton 5 ton fazla olsun diye bu bilgiyi özellikle vermek istedim. Fiyatlar yükseliyor, hızlı bir şekilde yükseliyor. Bir ara beton da bulamadık, çimento yok dendi, beton da bulamadık. Bir iki hafta bekledik değil mi İsmail? Doğrudur hocam.
kazıklar çakılı yere eşilmiş olarak bir iki hafta beklediğimiz de oldu. Bunun için gelin hep beraber olalım, bu eseri bitirelim. İstanbul aynı zamanda biliyorsunuz deprem bölgesi. Şu an namaz kılmaya yerimiz yok. Çay ocağında namaz kılıyoruz. 60 tane cemaat alıyor. Yazın sıcaktan, kışın soğukta karın üzerinde gençlerimiz namaz kılıyorlar. Allah razı olsun. O da onların imanlı oluşu. Tabii, tabii. Kar, buz, çamur demiyor gençlerimiz. Gözlerinden öpüyorum o gençlerimizi. Allah hepsinden razı olsun. Karın üzerinde onlarla bir ara biz de kıldık. Karın üzerinde yönetmenim yine gösterir. Bu ekranlarda fotoğrafları var. Mecbur böyle kılıyor. Başka alternatifimiz yok şu an. Ama diyoruz ki çok istedik ama bir an önce cemaatimizi caminin en azından giriş katına alabilsek, orada namaz kıldırabilsek inşallah biz de rahat edeceğiz. Sizler de rahat edeceksiniz. En azından ondan sonra yavaş da çalışsak olduğu kadarını yaparız. Sizlere de çok sık boğaz etmemiş oluruz. Değerli kardeşlerim, yine burada eğitim alanı, eğitim yani bir camiden ziyade bir eğitim kurumu gibi böyle bir çalışma yapıyoruz. Afrin'de, Suriye'de bizim Mehmetçiğimizin kurtardığı bölgelerde vatandaşlarla sohbet ediyorlar. Ana ağlıyor, ana canı yanmış ağlıyor. Evladımı aldılar götürdüler diyor. Bir tanesi diyor ki evladımı vermedim, her birimiz ayrı bir yerdeyiz. Yani darmadağın olduk, yani dağıldık, farklı farklı yerlere kaçtık kurtulmak için diyor. Yani teröre evladını vermemek için ana ne yapsın o ana? Onun için gerçekten devletimizin, milletimizin, ülkemizin kıymetini bilelim ve de bu eserler işte Mehmet Akif'in şiirini hocam söylüyor zaman zaman burada. Yani bu ezan sesi, minare, bunlar çok önemli. Bu eserde sizlerin katkısı olsun diye elimizden geldiği kadar biz sizlere ihtiyaçlarımızı belirtmeye çalışıyoruz. Yani burada başka çok şey anlatacak değiliz. Bakın İhsan hocam Allah razı olsun çok güzel konulara değiniyor, çok güzel sohbet ediyor. Bizim de sizden isteyeceğimiz bu eserin, bu külliyenin yapılması için yardımlarınızı bekliyorum. Evet sevgili hocam. Evet sevgili kardeşler. Geceniz mübarek olsun. Ömrünüz mübarek olsun. Allah helalinden bol rızık versin. Allah ölülerimize rahmet eylesin. Allah vücutlarımıza şifa ihsan eylesin. Allah hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına helalinden edalar nasip eylesin. Allah güzel ülkemizin etrafındaki ebreheleri, ebabilleriyle yok eylesin. Gün geçmiyor ki tuhaf tuhaf şeyler öğreniyoruz. Amerika'nın, İsrail'in, çeşit çeşit ülkelerin coğrafyamıza gelip güzel ülkemizin huzurunu bozmak adına ellerinden geldiği bütün hainlikleri, ihanetleri yapıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Biz doğrudan yana, haktan yanayız. Biz sırat-ı müstakimden yanayız. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Ülkemizin topraklarında gözleri olanların gözlerini kör eylesin Hazreti Allah. Amin. Bu vesileyle Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Güzel ülkemizin sülhü sükuneti, bayrağımızın dalgalanması, Azeri şairin deyimiyle sorsalar bana vatan neresi, gözlerim minare arar, kulağım ezan sesi diyor ya, işte o ezan seslerinin gümbür gümbür duyulması, bayrağımızın hürriyetle dalgalanması adına güzel ülkemizin huzur ve muhabbetle gelecek yıllara hüküm ferma olacak ülke haline gelmesi için, Allah rızası için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Samimi söylüyorum, cami inşaatımızın çevresindeki yolların ve binaların güvenliği için 180 adet dile kolay. Ya arkadaşlar,
180 adet 12 metre 12 metre uzunluğunda, boyunda fore kazık yaptı İsmail kardeşimiz. Allah razı olsun kendisinden, ekibinden. Rabbim korusun, muhafaza eylesin, helalinden bol rızık ihsan eylesin. 1100 metre küp beton döküldü, 95 ton demir kullanıldı ya. Allah Allah, daha şu tırlara bakar mısınız? Şu tırlara bakar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şurada yapılan işlemleri görüyorsunuz. Bir hafta öncesine, 10 gün öncesine kadar apartmanın içerisinde insanlar vardı. 7 katlı apartmanı satın aldık. Yıktık, bakın ne hale geldi orası. Bakın, makineler çalışıyor, makineler çalışıyor, harfiyatlar devam ediyor. Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah için demir yardımlarınızı bekliyoruz. Demire, betona, çimentoya, tuğlaya, kiremite, aynı ve nakdi yardıma Allah rızası için ihtiyacımız var. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hanelerinize huzur ihsan eylesin. Yüce Rabbim, Allah'ım, Mevlam helalinden bol rızıklar ihsan eylesin inşallah. Evet İsmail kardeşim, buyur. Hocam dediniz ya 100 tane kazık yaptık. 1100 metreküp beton, 95 ton demir gitti ya. Tamam. Daha temele başlamadan bu. Çevren güvenliğini almak için gitti bunlar. Allah Allah. Evet. Daha şeye başlamadan değil daha mi? Daha temele başlamadan giden masraf bu. Bak 1100... ben bunu notumu alayım. Gerçekten temele başlamadan. Allah Allah. Evet sevgili başkanım. Temele de sevgili İhsan hocam. 110 ton demir sadece yere sereceğimiz temele. 110 ton demir. Sadece zemine. Zemine. 2 metre küp de beton gider. 1 metre 20 santim yapmış herhalde şey değil mi? 1 metre 20 santim yapmış kalınlık. Çevre duvarlarına ne kadar gidecek? Çevre duvarlarına gelmiyoruz daha. Zemine sadece 2000 metre küpe yakın beton. Biz ona şey yaptık, 1 metre üzerinden hesap yapıyorduk ama 1 metre 20 santim kalınlıkta. 2200'e yakın gidiyor. 2200 metreye evet. Yakın. Ama kardeşim, başkanım biz bu işi bitireceğiz. Şimdi bizim Hanife bacı var ya, Hanife bacının selamı var. Bütün ümmeti Muhammed'e dua istiyor sizden. Allah Hanife bacımız bizim kız kardeşimizdir. Dünya ahiret kız kardeşimizdir. Efendim hocam, selamu aleyküm. Hayırlı, bereketli, feyizli yayınlar izlemekteyim. Rabbim yardımcınız olsun. Emekleriniz, hizmetleriniz daim olsun. Selamu aleyküm. Dua, dua, dua demiş. Biz de diyoruz ki ya Rabbi, ayağa kalkmayı bekleyen, kıyam, kıraat, ruku ve secdenin tadını özleyen bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibi bütün ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, şifa, ihsan eyle. Bu kardeşimiz bizimle umreye gelmeye, lebbeyk Allahümme lebbeyk demeye can atıyor. Sağlıkla, sıhhatla, huzurla, maddi ve manevi rahatlık, esenlikle Rabbim bu kardeşimize, cümle ümmeti Muhammed'e istek, arzu, dilek ve temennilerimizi kabul eylesin inşallah. Hanife bacımız bizi inşallah efendim özel arabayla aldıracağız temel atmada. İnşallah. Yardımcı da olacak bize inşallah. Beton demire o zekidir, temele diyor ben gelip yardım edeceğim diyor. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hanelerinize huzur ihsan eylesin. Güzel yurdumuzu yüce Rabbim her çeşit fitne ve fucurdan muhafaza eylesin. Allah askerlerimizi korusun. Allah bayrağımızı korusun. Allah birliğimizi korusun. Allah muhabbetimizi ziyade eylesin. Allah yolumuzu Muhammedi eylesin. Allah rızasına nail eylesin. Allah tevfikini bize yar, dünya ve ahirette hepimizi bahtiyar eylesin. Amin. Amin sevgili hocam. Naime Parladı kardeşimiz var. O da ilk nur kızı için dua istiyor. Bazı inşallah dua ediyoruz ve i̇nşallah. Edeceğiz bu kardeşimize. Allah kendilerinden razı olsun. Yine bizim değerli izleyicilerimiz bu hocamın anlattığı kardeşimiz gibi Nevriye teyzemiz var. Evet, oradan evet. Selam sevgiler götürüyoruz. İletiyoruz kendisine. Ellerinden öpüyorum. Amin. Nevriye teyzemiz de programımızı izliyor. Yerinden kalkamıyor. Onda iki ayakları tutmuyor.
ve bize yardımcı oldu biliyor musunuz? Allah razı olsun kendilerinden. Amin. Geçen hafta da yine burada söyledik. Nevriye teyzem yardımcı olabiliyor, oluyor, olmak istiyor, olmaya gayret ediyor. Öyle parası marası olduğundan değil, yanına gelen eşinden, dostluğundan, geçmişte de bu tür çalışmalar yapmış, böyle yardımcı oluyor. Biz de diyoruz ki, her türlü sağlık, zat, her türlü güzelliğimiz mevcut. Biz niye olmayalım? Biz de olalım. İmkanlarımız dahilinde olalım. Var olan çok versin. Az olan az versin. O azların bereketi duasıyla çok verene ulaşmış oluruz inşallah. Bu televizyonlar kardeşlerim belli bir portföy var. Belli bir kitleye ulaşıyor. Yani birazcık olayı benimseyelim. Diyelim ki biz de yani benim olmasa da şu eşime dostuma söyleyeyim. Şuradan bir şeyler göndereyim. Zaman zaman bazı kardeşlerimiz bir yakını da para almışlar, getiriyorlar. Tabii camimizin kapısına makbuzunu yazıp amanetini veriyorlar. Ve o getiren kardeşimiz de İhsan Hocam, o yardımı yapan kadar o sevaba giriyor değil mi? Öbürünün sevabından bir kuruş eksilmeden, şimdi İsmail kardeşim bana bir amanet verdi. Ben bu amaneti camimize götürdüğümde İsmail kardeşimin yaptığı sevaptan ben de yararlanacağım. Onun için vesile olalım, hep beraber olalım, birlik olalım. Bakın sizlere bu geçtiğimiz hafta yardımcı olan kardeşlerimizin nerelerden yardım yaptığını okumak istiyorum. Naime Parladı kardeşim Samandıra'dan. Fevzi Ak, Sanayi Diyarbakır'dan. Bakın Diyarbakır'dan, Allah razı olsun. Hasan Malkoç kardeşimiz Ümraniye, İstanbul. Alaaddin Sarıboğa, Tufak demişiz, Tufak Ağrı. Süleyman Köse, Kadriye Köse kardeşimiz. Arife Tamam, İçerenköy. Mevlüt Ak, Cemile Ak kardeşimiz, Demirci, Manisa. Cemal Yazıcı kardeşimiz. Ve de Şerife Tezcan, Küçük Bakkal Köyü, İstanbul. Veysel Kurt İpek. Hediye Yücel, Erciyes, Kayseri, Meral Öziş, Sefaköy, İstanbul, yine Sami Avcı, Ahmet Ayvaz, Hikmet Demirci kardeşlerimiz. Allah yardımlarınızı kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. Bakın ülkemizin her türlü köşesinden, her köşesinden değerli kardeşlerim yardım yapmaya çalışıyorlar. Ama yine liderliği İstanbul götürüyor şu an. Bazen hiç olmuyor İstanbul'dan. Anadolu'nun herhangi bir vilayeti oluyor. Ama şu an yine liderliği İstanbul götürüyor. Ama başkanım İstanbul Türkiye'nin lokomotifi. Kalbi. Ama bazen de İstanbul çok geride kalıyor hocam. Onu da yaşıyorum. İstanbul zaten nüfus olarak Türkiye'nin hemen hemen yarısı. Beşte biri. Yarısı diyelim. Yok yarısı demeyelim de nasıl olur 80. İşleyen 20, kesim olarak beşte yarısı bir, diyelim. Beşte yani. Biri diyelim şuna. Yani Allah vatanımıza, ülkemize, birliğimize, dirliğimize huzur ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu her iki cihanda cümlemizi aziz eylesin. Amin. Vatan çok büyük bir şey. Vatanın ne demek olduğunu vatanı olmayanlar, vatansızlar bilir. Camimizin hemen yan tarafındaki sokakta bir berber arkadaşımız var. O berber arkadaşımıza gitmiştim, samimi söylüyorum. Onun hemen bitişikte yan tarafında küçük, tahmin ediyorum 40 metrekare bir yer yani. Belki de 30 metrekare bir yer. Orada Suriyeli kardeşlerimiz vardı, kalıyorlardı. Berber kardeşim dedi ki hocam dedi şunlarla konuşmak ister misin dedi. Bunlar dedi Suriyeli dedi. Tabii dedim konuşayım dedim. Onlarla konuşurken kardeşler Allah sizi inandırsın. Ne dediler biliyor musunuz? Sordum dedim ki nasıl memnun musunuz ülkemizden? Dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'deki muhacirlere kucak açan ensar misali bize kucak açtınız dedi. Allah sizlerden razı olsun dedi. Sizin dedi bu kadir şinaslığınızı hiçbir zaman unutmayız dedi. Allah hepinizden razı olsun.
Ama dedi, dua edin de bir an önce ülkemize gidelim. Vatan, vatan, vatan dedi ya. İnanın o kadar etkilendim ki. Ben zannettim demeyecek ki bana ki, geldik burada huzur bulduk, artık ilelebet buradayız diyecekler, öyle zannettim. Ama dediler ki vatan, vatan, vatan. Hatta bir şey söyledi, çok etkilendim. Dediler ki, hani sizde bir söz var dediler. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille vatan, ille vatan demiş. Allah, Allah vatanımızı korusun, bayrağımızı korusun, ezanımızı korusun. Bu uğurda bize basiret ihsan eylesin. Gerçi bu noktada hepiniz her türlü takdire şayansınız. 15 Temmuz'da sizin gösterdiğiniz cevvalliğiniz, 15 Temmuz'da sizin gösterdiğiniz kadir şinaslığınız, 15 Temmuz'da sizin gösterdiğiniz vatana sadakatınız, inanıyorum ki dünyanın çeşit çeşit ülkelerine de örnek oldunuz. Allah bu noktada olan sadakatınızı cennete girme beratı eylesin hepinize, hepimize. Ve üstelik o gece o makus talihlerini gerçekleştirecek olsaydılar, o kirli emellerine nail olsaydılar, inanıyorum hiçbirimizin şu anda bulunduğu yerde bulunmamız mümkün değildi. Maddiyatımıza ve maneviyatımıza akla hayale gelmeyen zararlar getireceklerdi. Onun içindir ki kardeşler, her şeyi ama her şeyi, her fikri ama her fikri, beyninizin özgür süzgecinden süzün, doğru olanları alın, yanlış olanları atın. Masumiyet karinesiyle birilerine körü körüne bağlanmayın. Allah size ahirette A, B, C tarikatlarının, şeyhlerinin, ölçülerinin, ölçekleriyle hesap sormayacak. Allah size, bize, hepimize Kur'an'ın ölçülerinin, ölçekleriyle hesap soracak. Hiç kimse ama hiç kimse ama hiç kimse İsmet sıfatına tabi değildir. İsmet sıfatı sadece peygamberlere ait özelliktir. Onlar günah işlemezler. Onlar Allah Celle Celaluhu tarafından günah vanaları kapatılmıştır. O halde şu fikre sakın ama sakın ama sakın kapılmayın. Felancı dediyse doğrudur. Hayır, olmaz. Olmaz. Onu da bir takım fikri süzgeçlerinizden süzün. Ha hocam ben anlamam. Anlayana sorun. Anlayana sorun. Ehli sünnet ölçeğine vurun. Ehli sünnet metresine vurun. Ehli sünnet takvasının dizayniyle dizayn eyleyin. Yoksa başımıza akla hayale gelmeyen şeyler getiriyorlar. Biri çıkıp bir şey söylüyor. Biri çıkıp diyor ki Hazreti Adem'in babası vardır. Öbürü çıkıp diyor ki profesör ha. Öbürü çıkıp diyor ki Meryem anamız öyle sadece kız değildi. Hem kız idi hem erkek idi. Öyle bir şey etti kendi kendine, oradan oldu Hazreti İsa. Profesör ha, televizyonlara çıkıp konuşuyorlar. Talebeler var, okutuyorlar. Tabii canım ya. Biri çıkıp diyor ki kaza yok, kader yok, kader falan yok. Öbürü çıkıp diyor ki Allah kimin kiminle evleneceğini bilmez. Profesör ha, profesör. Allah diyor kimin kiminle evleneceğini bilmez. Ulan akılsız, ulan beyinsiz. Senin Rabbini bilmem ama benim Allah'ım değil kimin kiminle evleneceğini, kimin kiminle evlendikten sonra kaç tane çocuğu, kaç tane torunu, kaç tane neslinden ne gelecek vallahi hepsini bilir. Seninkini bilmem. Biri çıkıp diyor ki şu şöyledir, bu böyle. Onun içindir ki yavrularınızı,
yavrularınızı berrak, temiz sularda, pınarlarda içirin. Kirli sularda değil. Anlaştık. Bir aramız var. Aradan sonra beraberiz. İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Kur'an Kursu Külliyesi için bu programlarımızı yapıyoruz. Bu programlarımızda yönetmenim ekranlarda gösteriyor. Hesap numaralarımız var, telefon numaralarımız var. 24 saat bize ulaşabileceğiniz 0532 336 27 80 nolu telefonumuz var. Bu vesileyle camimize yardım edip bizlerden yardım bekleyen kardeş, camimiz ve Kur'an kursunda yardım edip bizlerden dua bekleyen kardeşlerimize Allah hayırlı bereketli iş kapıları, aş için dua bekleyen kardeşlerimize bol rızıklar, eş için dua bekleyen kardeşlerimize hayırlı eşler, salih hatunlar nasip eylesin. Hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlularına da, borçlu olanlar da bol bereketli hayırlı işler nasip ederek borçlarını ödemelerini nasip eylesin. Evlat için, çocuk için dua bekleyen kardeşlerimize hayırlı evlatlar memleketimize, milletimize, devletimize yetiştirilecek. Hayırlı askerler, hayırlı evlatlar yetiştirmeyi Allah'ım cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu eserleri yani gelecek nesillerimiz için yapıyoruz. Bizden önce büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz, babalarımız, amcalarımız, büyüklerimiz yapmışlar. Bizlere az buçuk da olsa ibadeti öğretecek, ibadet yapabilecek ortamlar hazırlamışlar, bizlere bırakmışlar. Bizler de bunun yanında daha geniş kapsamlı olanını bu ortamda, bu zamana uygun bir şekilde toplumumuza, milletimize hizmet etme adına daha kapsamını genişleterek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Biz şu ana kadar 98 adet dairenin karşılığında arsa aldık. Yani buradaki aldığımız toplam arsa, geçen iki hafta önce almış olduğumuz 7 katlı bina 130 metrekare arsası. 130 metrekareye 7 katlı bina yapmış vatandaş. 103 metrekareye 8 katlı bina yapmış. Bu yapılmış. Yani kimseyi mağdur etmeden, kimseyi kırmadan, inciltmeden, gönül rızasıyla birlikte bu etraftaki binaları satın aldık, yıktık, camimize arsa tahsis ettik. 2017 yılı 8. aydan itibaren camimizin inşaat çalışmaları başladı. Burada ne oldu? Yıkım çalışmaları. Burada ne oldu? Harfiyat çalışmaları. Burada ne oldu? Etrafının fora kazık dediğimiz İsmail kardeşimizin yapmış olduğu kazıklama çalışmaları ve bununla birlikte etrafın güvenliğini, çevre güvenliğini almış oluyorsunuz. Yoksa İstanbul'da, İstanbul gibi bir şehirde bu çalışmaları yapmadan, çevre güvenliğini almadan kazma vurmanız mümkün değil. Değil mi İsmail'im? Bununla birlikte devletimizin de tabii bu geçmişten bazı tecrübeler alınarak, bazı binaların yıkılmalarıyla ilgili tecrübeler alınarak devletimizin de bu konuda hassasiyetleri var. Biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Böyle olması lazım. İstanbul deprem bölgesinde bulunan bir şehir, deprem bölgesindeki bir şehirde her türlü çalışmanın, her türlü denetimden geçip ileride şöyle yapsaydık böyle olmaz mıydı, böyle yapsaydık şöyle olmaz mıydı dememek lazım. Şimdi değerli kardeşlerim, İhsan Hocam gelene kadar size kısadan bir olayı anlatayım. Hasan Basri Hazretleri cenazenin başında yanına bir vatandaş yaklaşıyor. O vatandaşa diyor ki, bu cenazenin yerinde olsaydın ne yapardın? İşte namazımı kılardım, dua yapardım, onu yapardım, bunu yapardım, şunu yapardım. İşte cenaze oradan çıkmış olsaydın ne yapardın diyor. Yani kabirden çıkmış olsaydın ne yapardın?
ibadetimi yapardım, hanımsa kapanırdım, işte orucumu tutardım. Yani hayır hasenat yapardım, şunu yapardım, bunu yapardım. Hasan Basri Hazretleri diyor ki, sen diyor o değilsin ama sen de oraya gitmeden bu söylediklerini yapıver diyor. Yani oraya gitmeden bu söylediklerini yapıver diyor. Biz yardımla alakalı bir, bu İhsan Hocam'ın güzel sözüydü herhalde. Yarın veririm deme, geç kalabilirsiniz. Bakın bunu her programda aşağı yukarı söylüyoruz. Biz çok zaman zaman yaşadık. Bazı kardeşlerimizin evlatları gerçekten o babaların taahhüt ettikleri yardımları getirdi. Bazılarının hiç getirmedi. Yani umurda değil. Çünkü sen kendi vermediğini evladım verir, çocuğum verir diye bekleme. Herkes varsa, var olandan diyoruz. Zaten yok olandan bir şey istemiyoruz. Varsa imkanımız dahilinde yardımcı olalım, bol verelim. 10 tane, 15 tane dairesi olan kardeşimiz, bir tane dairesi camimiz için versin. Bizim Allah rahmet eylesin, Allah peygamberimize komşu eylesin. Mustafa Turan abimiz, Ofli, bu abimiz, bu muhterem insan bize ana caddenin üzerinde alınacak bina için o ilk programımız başlarken gösteriyor yönetmenimi. O binanın alınmasında bize el frenimizi indirdi. Bize çok büyük bir destek verdi, güven verdi, güç verdi. Binanın hepsini mi aldı? Hayır. En az 5-6 tane daire aldı oradan. Bizim el frenimizi indirmiş oldu ve gerek biz, gerek İhsan Hocam hiçbir zaman unutmamız mümkün değil. Çok büyük bir yardım oldu. Allah hayırlarını kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. İnşallah. Evet sevgili İhsan Hocam, son söylemeniz gerekenler vardır. Programımızda yavaş yavaş bir 40 dakikalık süremiz var. Yavaş yavaş 40 dakikalık dakika. Yavaş yavaş 40 dakika. Evet. Muhterem kardeşlerim. Allah gecemizi mübarek eylesin. Allah ömrümüzü hayırlı eylesin. Allah vücutlarımıza sıhhat, afiyet bahşeylesin. Dört mezhebe göre seferilikle alakalı kaldığım yerden devam edeyim. Hanefilere göre yolcunun namazı kısaltarak kılması vacip ve aynı zamanda azimettir. Yolcunun bilerek iki rekat, bilerek dört rekat kılması ise mekruhtur. Bakın tekrar edeyim. Hanefi mezhebindeki kardeşlerim seferi iken namazlarını öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını iki rekat kılması lazım. Bilerek dört rekat kılarsa mekruhtur. Daha net bir şey anlatayım mı? Diyelim ki biz Veysel Başkan'la beraber yola çıktık, gidiyoruz. Örnekleyerek anlatıyorum. Seferiyiz. Veysel Başkan iki rekat kıldı. Ben dört rekat kıldım. Hangimiz çok sevap aldık? Veysel Başkan daha çok sevap alır. İyi anlatabildim mi? Onun içindir ki bu Allah'ın bize bir lütfudur. Allahu Teala namazı Peygamberimizin diliyle Hazar'da dört rekat, seferde iki rekat olarak kılmıştır. Müslim'de, Ebu Davud'de bu böyledir. Bakabilirsiniz. 5. ve 6. ciltlerde vardır. Malikilere göre seferde namazı kısaltmak müekked sünnettir. Şafii ve Hanbelilere göre ise yolculukta namazı kısaltmak, kısaltarak kılmak muhayyer olmak üzere ruhsattır. Serbest bırakılmak üzere ruhsattır. Seferi kişi namazlarını kısaltarak da tam olarak da kılabilir. Şafii ve Hanbelilere göre. Hanbelilere göre ise kısaltmak mutlak olarak tam kılmaktan daha faziletlidir. Hanefilere göre ve Hanbelilere göre iki rekat kılmak, kısaltmak daha faziletlidir. Şafii ve göre ise muhayyerdir. İster iki kılar, ister dört kılar.
Yolculuk ister ibadet, ister ticaret, ister seyahat, ister gezmek adına olsun, ne olursa olsun yolcu musun? Yolculukta seferilik hakkın vardır. O halde ruhsatlara dayanmak, bu noktada mezhep ulemalarının görüşlerini güzel bilmek lazım. Seferi bir kimse bir beldede 15 günden daha fazla kalmaya niyet ettiğinde mukim olur. Ben bir ile gidip 16 gün kalacaksam orada artık seferi değilim. Bazıları yanlış biliyor. İlk 15 gün Hanefi'ye göre seferi, ondan sonra değil. Hayır, öyle değil. Ben gittiğimde 15 günden fazla kalmaya niyetli isem, gittiğim günden itibaren artık seferi değilim. Ama gittiğim günden itibaren ben buraya 10 gün kalabilirim, 12 gün kalabilirim, 8 gün kalabilirim. Kesinlikle kafamda bir şey yok. 15 günden az kalacağım diye düşünüyorum, bir yerden telefon bekliyorum. 15 gün kaldım, seferiyim. 22 gün kaldım, seferiyim. Hala daha gidiş tarihim belli değil. Her an telefon gelebilir, valizim bekliyor, çantam bekliyor. O zaman gitme tarihi net belirginleşinceye kadar ve bu net belirginleşme, mesela örnekleyerek anlatayım. Diyelim ki ben İstanbul'dan kalktım, Rize'ye gittim. Rize'de 12 gün kalacağım, seferiyim. 15 gün kalacağım, seferiyim. 15'ten fazla kalacağım, seferi değilim. Efendim 24 gün kalacağım, seferi değilim. Ama hiç ne zaman kalacağım belli değil, kaç gün kalacağım belli değil. Hepsinde seferiyim. İyi anlatabildim mi acaba? Seferi olduğu halde bir beldeye girdim. Örnekleyerek anlatayım. Ben buradan kalktım, Bursa'ya gittim, 10 gün kaldım, seferiyim. Oradan kalktım, Eskişehir'e geçtim, 8 gün kaldım, seferiyim. Oradan kalktım Ankara'ya, 7 gün kaldım, seferiyim. Oradan kalktım Giresun'a, 12 gün kaldım, seferiyim. 15 günden az her ayrı yere gittiğimde hepsinde seferiyim. Ama Giresun'dan kalktım, örnek olarak söylüyorum, Trabzon'a gittim, 20 gün kalacağım, işte orada seferi değilim Hanefi'ye göre. Diğer 3 mezhebe göre 4 günden fazla kalacaksam hepsinde seferi değilim, mukimim. Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebine göre seferiliğin hükümde gün sayısı 4 gündür. Hanefi mezhebine göre ise 15 gündür. Orduya asker gitti. Şu anda mesela ülkemizin hudutlarının dışında olan askerlerimizin hepsi seferidir. Niye? Kaç gün kalacaklarını bilmezler ki. Yarın komutan der ki hadi yüklenin gidiyoruz, sizin yerinize başka asker gelecek. Hep seferidir. Hatta mesela bir tır şoförü, örnek olarak söylüyorum, memleketinden yola çıktı. Giresun'a gitti 3 gün kaldı, seferidir. Ordu'ya gitti 5 gün kaldı, seferidir. Ankara'ya gitti 8 gün kaldı, seferidir. Oradan Bursa'ya geldi 12 gün kaldı, seferidir. Oradan Avrupa'ya geçti 7 gün kaldı, seferidir. Bu şekilde yöre yöre dolaşıyor. Habire yöre 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 dolaşıyor. Her gittiği yere de 15 günden az kalıyor ve bu gittiği sefer de 3-4 ay sürüyor. Hepsinde seferidir. Hanbelilere göre yolcu 4 günden fazla olursa seferi değildir. 4 günden az olursa seferidir. Yolculuk ve ikamet hallerinde tabi olanın değil, tabi olunanın niyeti geçerlidir. İmama uyduysan, imamın niyetine uyduysan, imamın namazına uyduysan, imama kendini endekslediysen, imam kaç rekat kılarsa sen de o kadar kalacaksın. Mukim, mukim yani ben bugün burada örnek olarak mukimim şu anda, yatsıyı kılmadım diyelim. Kılamadım. Üzerimden bu namaz geçti. Bu gece bastım gittim Bursa'ya. Yarın sabah kalktım. Vay be, ben yatsıyı kılamamıştım ya. Kaç rekat kılacağım? Bak Bursa'da seferiyim. Ama bu kılamadığım yatsıyı ben mukim iken kılamadığım için o gittiğim yerde kaza edeceksem bu namazın aslı neydi? Mukim. Yani 4 rekat. Orada bu namazı kaza edeceksem aslı 4 rekat olduğu için yine 4 rekat olarak kaza edeceğim. Tam tersi bir örnek.
Diyelim ki gittiğim yerde, örnek olarak söylüyorum, Kahramanmaraş'a gittim. Kahramanmaraş'ta ben öğleyi kılamadım, örnek. Döndüm geldim vilayetime. Oradayken seferiydim. Kaç rekat kılacaktım? 2 rekat. Döndüm geldim memleketime, oturdum evime. Oy, ben geçen gün Kahramanmaraş'ta namazı kılamamıştım ya, aklıma geldi. Kaza kılacağım o namazı. Kaç rekat kılacağım? 2 rekat. Niye? Evet, evimdeyim ama o namaz orijinalitesinde kaç rekattı? 2 rekat. O zaman 2 rekat kılacağım. Mukim olan misafire uyabilir, misafir de mukime uyabilir. Ne demek? Ben bir yere gittim, ben misafirim. Camiye gittim, baktım caminin imamı namaz kıldırıyor. Caminin imamına uyarım ve 4 rekat kılacağım. Tam tersi, ben bir yere misafir gittim. Misafirliktekiler dediler ki, hocam buyur bize bir namaz kıldır. Ben dedim ki, ben misafirim, 2 rekatta selam veririm ha. Olsun dediler hocam, bizde namaz kıldıracak kimse yok, sen geç bizi kıldır. Ben geçtim önde, namazı kıldırdım, 2 rekatta selam vereceğim. Ben 2 rekatta selamı verdim, örnek olarak yatsı namazı. 2 rekatta selamı verdim. Oranın yerlileri, arkamda olan yerliler kaç rekat kılacak? 4 rekat. Onlar ayağa kalkacaklar. Ayağa kalktıklarında elham okumayacak. Niye? Benim peşimde, yani aslı imam, mukim imamın peşinde kılsaydılar, okuyacaklar mıydı elham? Okumayacaklardı. O zaman yine elham okumayacak. Ne yapacak? Orada bekleyecek ayakta. Bir elham okunabilirlik mesafece bekleyecek. Bekleyecek. Okumuyor. Tamam, bitti elham. Allahu Ekber. Rüküye gidecek. Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim diyecek. Semiallahu limen hamide diyecek. Allahu Ekber diyerek secdeye gidecek. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rükû ve secdeleri yapacak. Ama ayağa kalktığı zaman elham okumayacak. Elham okunacak kadar bir zaman limiti içerisinde bekleyecek. Rükû ve secdelerini tamamlayacak ve selam verecek. Anlaştık. Hanefiler dışında diğer 3 mezhep imamına göre bir mazeret bulununca öğle, ikindi ile akşam ve yatsı namazları birleştirilebilir. Buna cem-i takdim ve cem-i tahir diyoruz. Ama Hanefi mezhebinde olan kardeşlerim bunu yapamazlar. Bu Hanefi mezhebindeki kardeşlerim bunu sadece hacda, Arafat'ta yaparlar. Tekrar ediyorum. Hanefi mezhebinin dışında diğer 3 mezhebe göre mazeret bulununca öğle ile ikindi, akşam ile yatsı birleştirilerek kılınabilir. Ama Hanefilere göre değil. Hanefilere göre sadece bu hacda, Allah hepinize nasip eylesin, hacda, Arafat'ta öğle ile ikindi birleştiriliyor, öğlenin vaktinde kılınıyor, akşam ile yatsı birleştiriliyor, yatsının vaktinde kılınıyor. Anlaştık. Bir diğer konu vatan meselesi. Asli vatan, birinci vatan. Asli vatan, bir kimsenin doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastedip başka bir yeri vatan edinmek suretiyle istemediği yere asli vatandır. İkamet vatanı bir kimsenin doğup büyüdüğü, evlenip içinde sürekli yerleşmeye karar verdiği yer niteliğinde olmaksızın yalnız içinde 15 günden fazla kalmak üzere yerleştiği yerdir. Bu vatan-ı ikamedir. Askerlik, öğrencilik, işçilik, memurluk gibi. Sukna vatan bir yolcunun içinde 15 günden fazla oturmak istediği vatandır, buna da sükna vatan diyoruz. O halde nasıl olacak? Gittiğin yerde 15 günden fazla kalacaksan orada mukimsin, az kalacaksan seferisin. Anlatabildim galiba. Anlayamayanların sorularına cevap vermeye hazırım. Allah anlattıklarıyla amel etmeyi bize, dinledikleriyle amel etmeyi size nasibi müyesser eylesin inşallah. Yardımlarınızı bekliyoruz.
hayır dualarınızla bizim de dualarımız size, sizin de dualarınızı biz bekliyoruz. Ama sevgili kardeşim az önce bana o notu verdi, ben onu saklıyorum şurada. Onu diğer televizyon kanallarında getirip de söyleyeceğim gerçekten. Ben o denli bir projenin mahiyetinin büyüklüğünü anlatabilme adına gerçekten cami inşaatımızın çevresindeki yolların ve binaların güvenliği için 180 adet 12 metre boyunda fore kazık yapmışız. Allah Allah! 1100 metre küp beton döktük, 95 ton demiri gömdük. Daha temel başlamadan 110 ton demir sadece zemine lazım. Hadi buyurun bize ne lazım anlatabildim galiba. Allah için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Allah sizi, bizi, hepimizi, hepinizi iki cihanda aziz eylesin. Yardım telefonlarınızı bekliyoruz inşallah. İnşallah. Sevgili hocam Allah razı olsun. Amin. İsmail kardeşimin var mı diyecekleri? İsmail Bey bizim değerli kardeşimiz bizlere bu çalışmalarda büyük desteğe ve yardım olmuştur. Jeoloji mühendisi kardeşimiz yine bu çalışmalarda bu tür illere müteahhitlerimizin ve iş adamlarımızın çalışmalarında bizlere ulaştıklarında İsmail kardeşimizi en uygun fiyatlarla yönlendiririz kendilerine. Değerli izleyicilerimiz, çalışmanın mahiyetini anlatmaya gerek yok. Zaten ekranlarda görüyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Hocam da çok güzel anlatıyor. İnanın söyleyecek çok bir şey de bulamıyoruz. Büyük bir çalışma, iyi bir düşünce, sonuçlandığında iyi bir eser olacak. Yine bu camimiz için, camimiz adına yapmış olduğumuz ve takas yöntemi yapmak istediğimiz 4 tane dairemiz vardı. Bu yıktığımız binadaki insanlar oraya geçmediler. Bunu dairelerimizde satıyoruz. Yani camimiz adına 4 adet Kıbrıs Caddesi üzerinde. Geçen hafta da bahsettim. Uygun fiyata satmak istiyoruz. Tabii yani bir 60 metrekare, 2 oda bir salon var, 1 oda bir salon var. 250 bin lira. Kat mülkiyeti alınmış. 4. kat. 5. kat dubleks var, 350 bin lira. Bunu almak isteyen kardeşlerimiz hem camimize yardım yapmış olacaklar, aynı zamanda da bu dairelerimizin sahibi olmuş olacaklar. Tüm yatırmış olduğunuz para camimiz hesabına yatacak. Arada aracı, komisyoncu bilmem ne böyle bir konum olmayacak. Tapunuzu alacaksınız. Yani kat mülkiyetle 4. kat, 5. kat tapunuzu alacaksınız. Yani gerçekten bazen oluyor. Hocamı seven, yani bizim çevremizde olmak isteyen, değerli kardeşlerimiz oluyor. Bunlar almak isterlerse bu camimize ait bu dairelerimizi görüntüsünü yönetmenim gösterebiliyor musun? O geçen hafta göstermiştin o yeni yapmış olduğumuz binanın. Biz takas yöntemi olmadı ama o bahsettiğimiz binayı yine aldık, yıktık. Camimize orada bir arsa oluşturmuş olduk. Bu dairelerimizi de satıp camimizin yine inşaat olayında, inşaat maliyetinde kullanmış olacağız. Bu vesileyle de yardımlarınızı bekliyoruz. İnanın şu bir gerçek, bizleri birbirimize bağlayan iman kardeşliğimizden başka. Evet, bu binanın kahverengi görmüş olduğunuz katlar, yani 4. ve 5. kat cami derneğimize ait. 4. kattaki dairelerimiz 60 metrekare, 250 bin TL. 5. kattaki dubleksler 90 metrekare, 350 bin TL. Yani bu kar amacı güdülmeyen ve camimiz adına yapılmış olan bir bina. Bu vesileyle de yardımlarınızı bekliyoruz. İman kardeşliğimiz bizi birbirimize bağlayan, siz buralara yardım yapıyorsunuz. Belki bu eserde de sizlerin yardımı oldu. Ama emin olun ki şunu özellikle belirtmek istiyorum.
ne yaparsak camimize 3 kuruş kazandırmak için yapıyoruz. Ne yaparsak, yani biz o kadar zorluklara katlanıyoruz, çaba sarf ediyoruz. 24 saat, bakın İhsan Hocam'la herhangi bir zamanda denemek için de arayabilirsiniz. 24 saat içerisinde aradığınızda biz sizin istediğiniz saat davetinize icabet ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten bizler sizleri seviyoruz. Yani bu programı izleyen kardeşlerimiz sizlerin de bizleri sevdiğine inanıyoruz. Canı gönülden inanıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bizlerden razı olsun. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin sağ kalan kardeşlerimize. İsmail kardeşim, son söylemek istediklerin varsa elimden geldiği kadar tanıttık. İsmail kardeşimiz sponsorumuz, yardımcı oluyor bize. Örnek oluyor. Yani gerçekten örnek oluyor. Orada bizim katocu vardı. İzliyorsa selam olsun buradan. Evet, haftaya da gelirse onu alır getiririz. Yani sıkıntı yok bizim tamam için. Hocam. Burada önemli olan camimizde bir taş, bir tuğla da sen koy. İster diyor bir kapı, ister bir pencere, ister 1 metrekare taşın olsun. Verdiklerimiz yanımızda kalan olacak. Kendimiz için tükettiklerimiz, harcadıklarımız bizlerden giden olacak. Bunu düşünerek, bunun hesabını yaparak yarınımızı en güzel şekilde değerlendirmeye gayret edelim Allah'ın izniyle. İnanın her zaman söylüyorum, İhsan Hocam'ın önderliğinde, onun varlığında bu çalışmalarımızda, yani İhsan Hocam gibi biz anlatamayız sizi, biz de dinlemezsiniz zaten. Yani biz anlatsak da çok fazla dinlenmez, birkaç programdan sonra kapatmak zorunda kalırız. Allah razı olsun. Güzel güzel geliyor, anlatıyor, derdimizi ifade ediyor. İhsan Hocam yönetim kurulunda üyemiz. Bizim önderimiz, liderimiz. Bekir Hocamız var bir de biliyorsunuz. İmam Hatip Müdürlüğü yaptı. Şu an yine bir meslek lisesi müdürü, değerli kardeşimiz. Aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz. Bu çalışmamızı birlikte yönetim kurulumuzla, mahallemiz, cemaatimizle, muhtarımız, belediyemiz, müftülüğümüz, kaymakamlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kardeşlerim, baş şoförlerin hepsi bizi tanıyor artık, tanımayan kalmadı. Buradan bütün bize yardımı dokunan, bize yardımcı olan, bizi izleyen kardeşlerime selam sevgiler iletiyorum. O kardeşlerime, yardımcı olan kardeşlerime Allah verdiklerinin eksikliğini hissettirmeden kat kat vermesi için her zaman ve şimdi şu anda dahil olmak üzere dua ediyorum. Allah hepinize bol bol rızıklar, bol bol kazançlar, evinizde huzur, eşinizde huzur, çevrenizde huzur nasip ederek bu çalışmalarda sizleri bulundurmayı nasip eylesin inşallah diyorum. Sözü sevgili İhsan Hocama bırakıyorum. Evet, muhterem kardeşlerim, biz 7 gün 24 saat sizlerden gelebilecek canlı yayın telefonlarınıza cevap verebiliyoruz. Çaldırdığınızda ya anında döneriz size veya olur ya namazdayız, sohbetteyiz, programdayız, bazen makinelerin yanındayız, duymayabiliriz ama telefonlarımızdaki cevapsız çağrıların hepsine döndüğümüzü en iyi siz biliyorsunuz. Bu vesileyle sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Allah gecenizi mübarek eylesin, cumanızı mübarek eylesin, ömrünüzü hayırlı eylesin, ölülerimize rahmet eylesin. Az önce bir hanımefendi aradı, 17 defa ameliyat oldum diyor. 17 defa dua istiyor. Hanife bacımız dua istiyor. Hasta kardeşlerimiz var, hafta içerisinde hep arıyorlar hocam dua edin diye. Biz birazdan dua edeceğiz. Sizler de amin diyeceksiniz. Rabbim, Allah'ım, Mevlam, ümmeti Muhammed'in hepimizin hakkımızda yarattığı şerleri hayırlara döndürsün. Allah dünya ve ukbamızı güzel eylesin. Yüce Rabbim bize birlik dirlik ihsan eylesin. Bu akşam programımıza gelerek bizi şereflendiren, onur veren, bize destek olan İsmail kardeşimize teşekkür ediyorum huzurlarınızda.
Dediğim gibi bu hususta talebiniz, isteğiniz olursa bize ulaştığınızda İsmail kardeşimize de ulaşmış oluyorsunuz. Bu yayının yapılmasında emeği geçen Kaçkar TV'nin sevgili yöneticilerine, yönetmenlerimize, emeği geçen kardeşlerimize en kalbi duygularla teşekkürü bir borç addediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dediğim gibi cumamız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Dua edeyim ve inşallah gelecek hafta bir başka programda Kaçkar TV'de rahmet esintilerinde sizlerden gelecek olan suallerin eşliğinde bir başka konuda yine sizlerle buluşmak üzere. Gelecek haftaya kadar Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana takabbal minna innaka entes semiul alim. Tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. واحتينا ووافقنا للحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم بهرمة من أرسلته رحمة للعالمين ووفانا يا كريم ووفانا يا رحيم ووفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وأولادا صالحة وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وروحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ربي senin rızan için yaptığımız ibadetleri, taatleri, duaları, zikirleri, tehbirleri, zikirleri, duaları kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasulların sevabından evvela Resulü Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber efendilerimizin, bütün peygamberlerimizin, sahabilerin, salihlerin, din-i İslam'a hizmet ederek ölenlerin aziz-i temiz-i pak ruhu şeriflerine hediye gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kendi aziz, zelil ruhlarımıza, analarımızın, babalarımızın, ölülerimizin, geçmişlerimizin, büyüklerimizin, küçüklerimizin, üzerimize kul hakkı geçenlerin, bize de dua ettiğin ümmeti Muhammed'in, bizlerden hayır dua bekleyen Müslüman kardeşlerimizin de ölülerinin ruhlarına hediye gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Habibi Zişan'ın ahirette bize şefaatçi olmalarını diliyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin hayır sahiplerinin, dünya ve ukbalarını güzel eyle ya Rabbi. Amin. Kendi aziz zelil ruhlarımıza hediye gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Gözlerimiz pederlenip icra emri geldiği zaman gözlerimiz cennete ala cemali Mustafa'ya hayran. Sağımızda Hazreti Kur'an, göğsümüzde şerefli iman, dilimizde şerefli Kur'an ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü olduğu halde çenek ve mey cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Geçmişte işlediğimiz suç, hata, günah ve kusurların affına vesile olması üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ölülerinizin, ölülerimizin, geçmişlerinizin, geçmişlerimizin ruhlarına hediye olması üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Güzel ülkemizdeki huzurun temini için ülkemizin hudutlarının dışına kadar giderek ülkemizdeki huzuru temine çalışan kahraman askerlerimizin mansuru muzaffer olması üzere buyuran Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İman ve nikahlarımızın tazelenmesi noktasında buyuran Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil fatiha. Muhterem kardeşlerim, yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu vesileyle yayınımıza katılan İsmail Daşçı kardeşimize teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. İhsan hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İhsan hocam dört mezhebe göre seferilik ve hükümlerini anlatmaya çalıştı. Bu konuda sorularınız olabilir. İzleyememiş olabilirsiniz. Bu yayınlarımızı bir sonraki gün Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii Facebook adresinde izleyebiliyorsunuz. Yine bizim hesap numaralarımız Ziraat Bankası, Kuvvet Türk Bankası, PTT şubeleri hiçbir kuruş havale ücreti almıyor. Bu bankalardan özel hesaptır hesabımız. Bu konuda bayağı şikayet geliyor. Daha sormadan veya hesaba girmeden bankadaki memur diyor ki 40 lira diyor havale ücreti var diyor. Böyle bir şey yok. Özel hesap olduğunu söyleyebilirsiniz. Havale ücreti alınmadan direkt yatırmış olduğunuz 10 liranız dahi hesabımıza gelebiliyor. Allah hepinizden razı olsun. Sorusu olan kardeşlerim bu konuyla ilgili, çünkü çok önemli, güncel bir konuya değindi hocam. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa yine Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii Facebook adresinden veya telefonla bizlere ulaşıp sorabilirsiniz. Ama cevabını haftaya programda vermek kaydıyla sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar efendim.